Açık Öğretim Lisesi Mesleki Açık Öğretim Lisesi Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi 2019-2020 öğretim yılı 1. dönem sınavı 2. oturum 141 Türkiye Cumhuriyeti İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük 1 Soru 1. Birinci Dünya Savaşı'nın başlamasıyla birlikte Asya'daki yayılmasını hızlandırmak için İngiltere'nin yanında yer alarak Almanya'ya savaş ilan eden uzak doğu ülkesi aşağıdakilerden hangisidir? A. Japonya B. Avusturya Macaristan C. Avustralya D. İtalya Doğru cevap A. Japonya Soru 2. Dünyadaki bütün Türkleri tek bir bayrak altında toplama düşüncesine verilen isim aşağıdakilerden hangisidir? A) Osmanlıcılık B) Batıcılık C) İslamcılık D) Turancılık Doğru cevap D) Turancılık Soru 3 Cezayir-Yemen cephesinde İngiltere ve Mekke Emiri Şerif Hüseyin'e karşı Medine'yi müdafaa eden komutan aşağıdakilerden hangisidir? A) Halil Kut Paşa B) Cemal Paşa C) Fahrettin Paşa D) Cevat Çobanlı Doğru cevap C) Fahrettin Paşa Soru 4. Osmanlı Devleti, Birinci Dünya Savaşı'ndan aşağıdaki ateşkes antlaşmalarından hangisini imzalayarak çekilmiştir? A. Selanik, B. Redhondes, C. Mondoros, D. Mudanya Doğru cevap C. Mondros. Soru 5. Mustafa Kemal'in ilk askerlik görevine başladığı şehir olan Şam'da kurduğu cemiyet aşağıdakilerden hangisidir? A. Reddi İlhak B. Vatan ve Hürriyet C. Milli Kongre D. Müdafai Hukuk Doğru cevap B. Vatan ve Hürriyet Soru 6. İtilaf devletleri 1. Dünya Savaşı'ndan sonra yenilen devletlerin durumunu görüşmek üzere aşağıdakilerden hangisini düzenlemişlerdir? A. Yalta Konferansını, B. Cenevre Konferansını, C. Lozan Konferansını, D. Paris Barış Konferansını. Doğru cevap D. Paris Barış Konferansını. Soru 7. Aşağıdakilerden hangisi milli varlığa düşman cemiyetlerden biri değildir? A. Kilik yalılar, B. Wilson prensipleri, C. İngiliz muhipleri, D. Sulh ve selameti Osmani. Doğru cevap A. Kilik yalılar. Soru 8. Mustafa Kemal, Padişah ve İstanbul hükümeti tarafından aşağıdaki hangi görevle Samsun'a gönderilmiştir? A. Doğu Cephesi Komutanı B. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı C. 9. Ordu Müfettişi D. Heyeti Temsiliye Başkanı Doğru cevap C. 9. Ordu Müfettişi Soru 9. Lüleburgaz ve Edirne Kongrelerini düzenleyerek bölgenin Yunanistan'a bırakılmasına karşı mücadele etmiş cemiyet aşağıdakilerden hangisidir? a. Şark Vilayetleri Müdafaa-i Hukuk b. Trakya Paşaeli Müdafaa-i Hukuk c. Trabzon Muhafaza-i Hukuki Milliye d. Milli Kongre Doğru cevap b. Trakya Paşaeli Müdafaa-i Hukuk Soru 10. Sivas'ta milli bir kongrenin toplanması kararı aşağıdakilerden hangisinde alınmıştır? A) Balıkesir Kongresi'nde B) Amasya Genelgesi'nde C) Havza Genelgesi'nde D) Amasya Görüşmeleri'nde. Doğru cevap B) Amasya Genelgesi'nde. Soru 11. Temsil Heyeti ilk defa aşağıdakilerin hangisinde seçilmiştir? A. Erzurum Kongresi'nde, B. Sivas Kongresi'nde, C. Ankara Marif Kongresi'nde, D. Balıkesir Kongresi'nde. Doğru cevap A. Erzurum Kongresi'nde. Soru 12. İtilaf devletlerinin İstanbul'u resmen işgal etmelerinin nedeni aşağıdakilerden hangisidir? A. Damat Ferit hükümetinin politikaları b. Yunan ordusunun Anadolu'daki başarısızlığı, c. Rusya'nın boğazları ele geçirmek istemesi, d. Mebusan Meclisi'nin misak-ı milliyi ilan etmesi. Doğru cevap d. Mebusan Meclisi'nin misak-ı milliyi ilan etmesi. Soru 13 Büyük Millet Meclisi savaş koşullarında kararların hızlı alınıp uygulanmasını sağlamak amacıyla aşağıdakilerden hangisini benimsemiştir? A) İngilizleri destekleyen politikaları B) Damat Ferit Paşa hükümeti ile işbirliğini C) Güçlü bir devletin manda ve himayesini D) Güçler birliği ilkesini. Doğru cevap D) Güçler birliği ilkesini. Soru 14 Büyük Millet Meclisi ayaklanmalara karşı aşağıdaki kanunlardan hangisini çıkarmıştır? A) Hıyaneti Vataniye B) teşkilat Esasiye C) Başkomutanlık D) Kabotaj Doğru cevap A) Hıyaneti Vataniye Soru 15. Lozan Barış Antlaşması'nda Türkiye-Suriye sınırı aşağıdaki anlaşmalardan hangisine göre belirlenmiştir? A Gümrü, B Ankara, C Sever, D Moskova. Doğru cevap B Ankara. Soru 16. Milli mücadelede Güney Cephesinde işgallere karşı direniş kimlere karşı yapılmıştır? A Yunanlılara, B Ruslara, C Fransızlara, D Almanlara. Doğru cevap C Fransızlara. Soru 17. Türkiye Cumhuriyeti sınırları içindeki bütün okulların Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlanması aşağıdakilerden hangisi ile gerçekleşmiştir? A) Kabotaj Kanunu B) Teşkilat-ı Esasiye Kanunu C) Tevhidi Tedrisat Kanunu D) Türk Medeni Kanunu Doğru cevap C) Tevhidi Tedrisat Kanunu Soru 18. Kanun önünde herkesin eşit olmasını, hiçbir kişi veya zümreye ayrıcalık tanınmamasını öngören Atatürk ilkesi aşağıdakilerden hangisidir? A) Devletçilik B) Milliyetçilik C) Laiklik D) Halkçılık Doğru cevap D) Halkçılık Soru 19. Aşağıdakilerden hangisi siyasi alanda yapılan inkılaplardan biri değildir? A saltanatın kaldırılması, B Ankara'nın başkent yapılması, C cumhuriyetin ilan edilmesi, D Türk Dil Kurumu'nun kurulması. Doğru cevap D, Türk Dil Kurumu'nun kurulması. Soru 20. Üniversite reformu ile Darülfünun yerine aşağıdaki eğitim kurumlarından hangisi açılmıştır? A İstanbul Üniversitesi B. Ankara Hukuk Mektebi C. Dil ve Tarih Coğrafya Mektebi D. Boğaziçi Üniversitesi Doğru cevap A. İstanbul Üniversitesi Üçüncü oturum 142 Türkiye Cumhuriyeti İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük 2 Soru 1 Kazım Karabekir, Rauf Orbay, Doktor Adnan adı var, Refet Bele ve Ali Fuat Cebesoy Cumhuriyet Halk Fırkasından istifa ederek aşağıdaki partilerden hangisini kurmuşlardır? A) Serbest Cumhuriyet B) İttihat ve Terakki C) Demokrat D) Terakkiperver Cumhuriyet Doğru cevap D) Terakkiperver Cumhuriyet Soru 2. Aşağıdakilerden hangisi Atatürk dönemi Türk dış politika ilkelerinden biri değildir? A) Türk kamuoyunu dikkate almak B) Bağımsızlıktan ödün vermemek C) Yayılmacı politikayla sınırları genişletmek D) Uluslararası ilişkilerde eşitlik ilkesini benimsemek. Doğru cevap C. Yayılmacı politikayla sınırları genişletmek Soru 3. Aşağıdakilerden hangisi Lozan Barış Antlaşması'nın imzalanmasından sonra Türk-Yunan ilişkilerinde belirleyici olan sorunlardan biridir? A) Musul B) Patrikhane C) Dış borçlar D) Yabancı okullar. Doğru cevap B) Patrikhane. Soru 4. Türkiye Hatay sorununu aşağıdaki ülkelerden hangisi ile yaşamıştır? A Fransa, B Rusya, C İran, D Irak. Doğru cevap A Fransa. Soru 5. Türkiye'nin öncülüğünde İran, Irak ve Afganistan bir araya gelerek aşağıdakilerden hangisini imzalamışlardır? A Brian Kellogg Paktı, B Varşova Paktı, C Balkan Paktı, D Sadabat Paktı. Doğru cevap D. Sadabat Paktı. Soru 6. Paris Barış Konferansı'nda Milletler Cemiyeti'nin kurulmasına öncülük eden devlet aşağıdakilerden hangisidir? A. Çin B. Amerika Birleşik Devletleri C. Sovyetler Birliği D. İtalya Doğru cevap B. Amerika Birleşik Devletleri Soru 7. Türkiye'ye boğazlarda tam egemenlik hakkı aşağıdakilerden hangisi ile tanınmıştır? A. Montre Boğazlar Sözleşmesi B. Lozan Barış Antlaşması C. Mondoros Ateşkes Antlaşması D. Helsinki Sözleşmesi Doğru cevap A. Montre Boğazlar Sözleşmesi Soru 8. Bolşevik ihtilalinin gerçekleşmesiyle rejim değişikliği yaşayan ülke aşağıdakilerden hangisidir? A. Almanya B. İtalya C. Rusya D. Fransa Doğru cevap C. Rusya Soru 9. İkinci Dünya Savaşı'nı başlatan gelişme aşağıdakilerden hangisidir? A. New York borsasının çökmesi, B. Amerika Birleşik Devletleri'nin Nagazaki'ye atom bombası atması, C. Almanya'nın Polonya'yı işgal etmesi, D. Avusturya-Macaristan Veli Ahdı'nın öldürülmesi. Doğru cevap C. Almanya'nın Polonya'yı işgal etmesi. Soru 10 Aşağıdaki mahkemelerden hangisi 2. Dünya Savaşı sonunda savaş suçlarına ve insanlığa karşı işlenen suçlara bakmak üzere kurulmuştur? A) Nürnberg Mahkemesi B) İstiklal Mahkemeleri C) İdari Mahkemeler D) Anayasa Mahkemesi Doğru cevap A) Nürnberg Mahkemesi Soru 11 İkinci Dünya Savaşı sırasında Türkiye, ekonomisini savaşın olumsuz etkilerinden korumak amacıyla aşağıdakilerden hangisini yürürlüğe koymuştur? A. Katma değer vergisini, B. Aşar vergisini, C. Toprak mahsulleri vergisini, D. Özel tüketim vergisini. Doğru cevap C. Toprak mahsulleri vergisini. Soru 12. Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere ve Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği liderlerinin İkinci Dünya Savaşı sonrasında kurulacak olan dünya sisteminin niteliklerini belirledikleri konferans aşağıdakilerden hangisidir? A. Paris Barış Konferansı B. Lozan Konferansı C. Haliç Konferansı D. Yalta Konferansı Doğru cevap D. Yalta Konferansı Soru 13. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra ortaya çıkan iki süper güç aşağıdakilerden hangisidir? A. Amerika Birleşik Devletleri Çin B. Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği Japonya C. İngiltere Almanya D. Amerika Birleşik Devletleri Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği Doğru cevap D. Amerika Birleşik Devletleri Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği Soru 14. Marshall Planı ve Avrupa Ekonomik İşbirliği Örgütüne karşı Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği öncülüğünde kurulan teşkilat aşağıdakilerden hangisidir? A) NATO B) John C) Avrupa Konseyi D) OECD Doğru cevap B) John Soru 15 Aşağıdaki devletlerden hangisi Varşova Paktı'nın kuruluşunda yer almamıştır? A) Bulgaristan B) İtalya C) Çekoslovakya D) Romanya Doğru cevap B) İtalya. Soru 16. Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'nin yayılmacılık politikasının tehdidi altında kalan aşağıdaki ülkelerin hangilerine Turuman doktorini ile askeri ve ekonomik yardımlar yapılmıştır? A. Türkiye Yunanistan B. Polonya Macaristan C. Arnavutluk Doğu Almanya D. Pakistan Afganistan Doğru cevap A. Türkiye Yunanistan Soru 17 Demokrat Parti döneminde yabancı ve yerli sermayenin sanayiye girmesini teşvik etmek amacıyla kurulan banka aşağıdakilerden hangisidir? A) Türkiye İş Bankası B) Ziraat Bankası C) Türkiye Sanayi Kalkınma Bankası D) Halk Bankası Doğru cevap C. Türkiye Sanayi Kalkınma Bankası. Soru 18 8 Ağustos 1964'te Kıbrıs'a yapılan hava harekatına katılan ve Kıbrıstaki ilk Türk hava şehidi olan pilot aşağıdakilerden hangisidir? A. Rauf Denktaş B. Cengiz Topel C. Doktor Fazıl Küçük D. Süleyman Dilbirli Doğru cevap B. Cengiz Topel Soru 19 Aşağıdaki anayasalardan hangisi milli mücadele döneminin ihtiyaçlarını yansıtan daha genel bir metin özelliğine sahiptir? A 1982 B 1961 C 1924 D 1921 Doğru cevap D 1921 Soru 20 Türkiye'den işçi talep eden ilk ülke aşağıdakilerden hangisidir? A. Fransa B. Hollanda C. Almanya D. Belçika Doğru cevap C. Almanya Sınavınızda başarılar dilerim. Abonem olmayı, beğen ve yorum yapmayı unutmayalım.